Bugünkü mavzuyumuz razılık, saadettir. Allah Ta'ala'nın bergeniga birodar razı bol. Taksimiga razı bol. Adamların en baxtlisi sen bolasan. Çünkü insanın dünyadaki saadetini gam, teşviş, sıkılış, korku yok kıladı. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh dediler ki Ar-rida bil qadar yudhibul hamma vel hazan. Takdirge razı buluştuk, gamını, kaygını, gamını anduğunu ketkizadı. İnsan gamı bulmagandan keyin, teşvişi, kaygısı bulmagandan keyin bu adam saadetli bo'ladi. Bunun için elbette saadetli buluştuk için demek Allah senge atakıgen narsalarda hammasiga razı bul. Şekil şemailin, malı devletin, üycayin, iktidarin, kabiliyetin. Mana shu narsadan qanoat qilsang, shu narsalarga rozi bo'lsang, sen baxtli bo'lishlikka birinchi qadamni qo'yding. Hurmatli musofirlar, biz siz uchun doim qayg'uramiz. Siz o'z yaqinlaringizni xursandchilik kunlarini chet elda bo'lsangiz ham o'tkazib yubormaysiz. Sababi biz sizning nomingizdan islomiy sovg'alarimizni O'zbekiston bo'lib yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydik. Agar siz chet elda bo'lsangiz, sizning nomingizdan ushbu navolarimizni ota-onangiz hamda yaqinlaringiz uchun tabriklab berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh tez orada siz bilan bog'lanamiz. Sen rozi bo'lishing ham mumkin kuningdan. Norozi bo'lishing ham mumkin. Ikkala holatda ham shu kun turibdi. Norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan, baxtsiz bo'lasan, rozi bo'lsang, savob olasan, saodatli bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "Astad billah, fahuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas, biz sizga ato qilgan narsani olingda, shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onning mantig'i. Kur'an'ını körsetmesi, Kur'an'ını tavsiyesi, Kur'an'ını hulasası. Allah bir yanda al, şükür keltiruvchilardan bol, razı bol. Közge körüngen salafi salih ulamalar arasında eğer kare ediyen bosek, cüda köpçülüge fakir buluşken. Haşametli üyleri, kımmet bahabır at ulavları, dünya matahı hizmetkarları bulmayan. Lekin şuna kadar fakirana hayat geçirişken bosayam, ular özlerinin hayatını saadetle geçirişti. Neme sebep? Çünkü hazır bize tekende künüden razı idi ular. Ularını hayat hakkıdaki ölçü altı düşünceleri doğruydu. Şunun için ular baxtli buluştu. Çünkü ular özlerine Allah bilgen iktidarlarını doğru yol yöneltirişti. Şunun için onların ömürlerine, vaktlerine barakatli buldu. Şunun için saadetli buluştu. İmam-ı Nevavi 45 yıl yaşayan. Kaldırıp gelirken ilmanı karayın. İmam-ı Şafii 52 kirib o'tgan, qoldirib ketgan ilmini qarang. İmam-ı Buxoriy 63 yil yashagan, qoldirib ketgan ilmini qarang. Bular Alloh bergan kunidan rozi edi ve Alloh ularga bergan iqtidorni o'zini o'rniga ishlatishgan edi. Ularda o'tganiga necha yuz yillar, necha asrlar o'tgan bo'lsa ham, ismini zikr qilganimizda Alloh rahmat qilsin deb yaxshilik bilan eslayapmiz. Endi shularda asnosida, shular yashagan davrda qancha-qancha podshohlar, qancha-qancha badavlat odamlar yashadi. Ularının ölçü düşüncesi dünyaydı, ularını hiç kim eslemedi. Burada, bana şu mübarek taifana karşısı da, yani bir taifi adamlardan barıdı. Ular ki, malı dünya katta kılı belirgen idi. Nimetler serap kılı belirgen idi. Ama bana şu, ularının kolundaki katta dünyaları, ularının baksız buluşuna sebep oldu. O biz erken salafı salihinler kolunda şinasası bulmasa yani baklı yaşaptı. Burada, mol dunyosi o'shuncha bo'lsa ham, ularni baxtsiz qilib qo'yibdi bu mol dunyosi. Nima uchun? Ularni mana shu dunyoga qarashi, o'lchoq tushunchasi noto'g'ri bo'lgan. Shundan bilsak bo'ladiki, dunyo matohini ko'pligi unaqa juda ham muhim narsa emas ekan. Aksincha, agar kishida iymon e'tiqod bo'lmasa, solih amal bo'lmasa, islomiy o'lchoq tushunchasi bo'lmasa, bu dunyo matohi hech narsa emasligini ko'rsatadi. Qo'lida katta-katta oliygohlarni diplomini ushlagan odamlar bor. U diplomlar bilan qayerga borsa ularda tan olishadi, hurmat qilishadi, e'tirof qilishadi. Ammo ularning qo'lidagi bu diplomlari ta'siri ham o'zi ham arzimas. Chunki u diplomlarni olayotgan paytda kallasiga kirgan o'lchoq tushunchalari to'g'ri emas edi. Chunki u diplomlarda iymon degan tushuncha, solih amal degan tushuncha Allah bergan kuniga rozi bo'lish degan tushuncha tasavvuri yo'q.
Yani onlara ilmi köp olmayan adamlar var. Katta diplomayam yok. Lekin bilgen az gene ilmini adamlarga fayda yetkilişlik işletişti. Onların az gene ilmi cemiyetini istakılışı işledi. Özlerinin az gene ilmini sersu daroya ayrıntılışı aldı. Çünkü onların ölçü alçınçaları imaniydi. Brother, eğer sen saadet kıdırıyken bu sen şu dünyanın özü de evvelen var Allah'ını senge atakıken her bir tanesine razı bul. Üyünge, mahallenge, köçenge, şakir şam ailenge, ailenge, topşuşunge. Ayrım zahid murabbiler bundan hem kattara talep koyuşardı. Açıdı ki, kolge kilitkeninden azıge, intilgeninden pasrağa razı bul. Şunu alayım mı? Kolge kilitkeninden azrağa razı bul, intilgeninden pasrağa razı bul. Bana tarih tıkarıyımız, mana şu biz aytayotgan dünya matohi qo'lida katta bo'lmagan odamlar. Lekin ümmet ularının ismini hurmat bilan tilga oladi. Ato ibn Abi Raboh o'z davrini tengsiz olimi, tobiinlarning sayyidi deyiladi. Abu Bakr Siddiq sahobalarning sayyidi bo'lsa, Ato ibn Abi Raboh tobiinlarning sayyidi, qora qul bo'lgan, burni puchuq bo'lgan, jingalak soch bo'lgan, qora qul bo'lgan. Ahnaf ibn Qays Arablarning eng halim kishisi, jismi zayıf, bükürü, ayağı kışık, arvoq odamıdır. Amosh, dünyanın muhaddisi, közü hıra, kul, cüde fakir, kiyimi yüdegen, körünüşe ait adıgan bir suret demez. Lekin kareler de, eng saadatli adamlar şunlar bu çıkıyordu. Enbiyalar, enbiyalar, hamasi çopan yıkılışken. Davud aleyhisselam temirçi bo'lgan. Zakariya aleyhisselam duradgor bo'lgan. İdris aleyhisselam tikuvchi bo'lgan. Qaraylar da bular bashariyatni tanlab olingan eng sara bandalari. Alloh taolo insonlarning ichidan tanlab olgan eng sara bandalar. Bular boy bo'lmagan. Agar hozirgi odamlarni tasavvuridagidek dunyo matohi zo'r narsa bo'lganida, dunyo matohi insonni baxtli bo'lishini asosiy sababi bo'lganida payg'ambarlarning birontasi kambag'al bo'lish kerak emas edi. Birodarlar, bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi o'zi avval ham shunaqa bo'lgan. Boymi, demak baxtli. Kambag'almi, demak baxtsiz. Shu tasavvur bilan yashayapti odamlarning juda ko'pchiligi zamonimizda. Ana shu tasavvur bilan yashayotganligi uchun bu odamlar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Hech qachon hayotda saodat topa olmaydi. Çünkü ölçü onlar doğru da. Allah Ta'ala özü yaş görgen bendelerde birinci nabatı imanını verirdi. İman saadatlı yıkıladı. Salih amel saadatlı yıkıladı. Doğru ölçü düşünce saadatlı yıkıladı. Ha, hiç kim boy boma deme yaptı. Hiç kimse ki kembağal bol deme yaptı. Lekin o boy kembağallık maksatmaz. O takdir. Sen maksat kısın kımasın peşinenge boy de yazgın bursa boy bolasan. Maksat kısın kımasın kembağal de yazgın bursa kembağal bolasan. Bu takdir. Bunu razı olup kabul kılış gerek. Bu oldu. Demek burada senin kadir kıymetin, iktidarın, salih amelin bilen, cemiyetke faydayın bilen, ahlakın bilen buladı. Senin kadirini şu narsalar kötü aradı, senin bana şu narsalar salahiyatli, saadetli hayat geçirişinge sebep buladı. İman, salih amel, doğru tasavvur, doğru ölçü düşünce. Eğer senge güzelliğinden temegen bosa, malı dünyadan temegen bosa, dünyada kendisini etmegen bosa, ayol insan etkendeki güzel bulmasa, üy insan etkendeki haşamatlar bulmasa, kalka borasan. Razı bulmayı ne kılasan? Allah da olay tadı, nahnu qasamna baynahum ma'işatahum fil hayati dünya. Onların hayatı dünyadaki ma'işat tırıkçılarını ham, onların ortasında özümüz taksın kıyamız. Seni şu halatta Allah yarattı, bunu bu halatta Allah yarattı. Senge şunu Allah'ın özü talla verdi, bunge bunu Allah'ın özü talla verdi. Allah'ın taksimiga razı ol. Razı olmayı kalka barasan. Kalka barasan şu sen, bari şu. Nime gibi falancıda kamas man, nime gibi falan mamlekette kulma gelmen. O ne kamassan sen, kalka barasan şimdi. O şu dünya matahı kolinge kemadı. Sen çünkü ökünü yapsan. Şundan hafı ol yapsan. Şimdi sen seni ökünterekken nasanın kadrını bilgin.
u sen o'kinishlikka arziydigan narsami? Salaf solihinlardan bittasi boylarning qasrlari, moli davlatlari haqida shunaqa degan edi. Ular ham yeyishyapti, biz ham yeyapmiz. Ular ham ichishyapti, biz ham ichyapmiz. Ular ham ko'rishyapti, biz ham ko'ryapmiz. Ammo qiyomatda ular hisob kitob beradi, biz hisob kitob bermaymiz. Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarning qiyomatda hisob kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshi ham kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob kitobim bo'ldi deydi. Sulaymon ibn Davud, payg'ambarning o'g'li bo'lgan payg'ambar, hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganlaridan keyin 40 yildan keyin kiradi jannatga. Nima uchun? Mol-u dunyoning kattaligi hisob kitobni uzoq va og'ir bo'lganligidan. Ya kiradi oxirida, lekin 40 yil o'tadi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas. Astagfirullah. Walaqad ji'tumuna furoda kama xalaqnakum avvala marra va taraktum ma xawallakum wara zuhurikum. Qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadi. Mana bizni huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunda keldinglar, yolg'iz holda. Dunyoga kelganingda yalang'och dunyoga keluvdingmi? Yalang'och holda hech narsang yo'q keluvdingmi? Mana endi bizni huzurimizga qaytib kelsan, yalang'och qo'lingda hech narsang yo'q. Sizlarga bergan narsalarimizni orqada qoldiribsizlar. Shuning uchun birodar, Allohning huzuriga qurg'i borasan. Iymoning, solih amaling bilan faqat. Demak, birinchi qoidamiz inson dunyoda saodatli bo'lishi uchun Allohning taqsimiga, taqdiriga rozi bo'lishligi kerak. Rozilik baxt. Inson rozi bo'lishi qiyinda, Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? 1 million dollar bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi 400 dollar telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi 10 ming dollarlik mashina minishni xolamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. İnsonning ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchangga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarning baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotgandek baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamni boy bo'lishini, bir odamni kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan. Bir odamni kambag'al bo'lishiga hukm, bir odamni boy bo'lishiga hukm. Agar boylik baxt desa, Alloh bir odamni majbur boy qilib turib, majbur baxtli qilib qo'yibdi. Ikkinchi odamni majbur kambag'al qilib turib, majbur baxtsiz qilib qo'yibdi. Unda imkoniyatlar bir xil bo'lmay qoladi, birodarlar. Agar odamlar o'ylayotgandek puldagina bo'ladigan bo'lsa, hammani baxtli bo'lish imkoniyati yo'q. Biz endi qaysi baxtni aytyapmiz? Qaysi saodatni aytyapmiz? U shunday saodatki, hamma insonda uni oldida imkoniyati teng bo'lishligi kerak. Inson xoladi baxtli bo'ldi. Inson xoladi, tolladi saodatli bo'ldi. Bu erkakmi, ayolmi, boymi, kambag'almi, oqmi, qorami, olimmi, omimi, qaysi zamon, qaysi makonda yashashining farqi yo'q. O'zi xohlasanglar baxtli bo'lish degan kerak. Biz shu baxtni aytyapmiz. Baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz.
Qana qilib baxtli bo'lasiz? O'lchab shunchangizni to'g'rilang. Agar odamlar o'ylayotgandaqa faqat dunyoni matohini ko'pligi insonni baxtli qilsa, Qorun hammadan boy odam edi zamonasida. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Firavn o'zini zamonasidagi tengsiz podshoh edi. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab yoki Umayyot ibn Xalaf, mana Qurayshning boylari. Eng baxtli odamlar shular bo'lish kerak edi. Agar biz aytayotgan tushuncha bilan o'lchaydigan bo'lsak, lekin baxtlimidi ular? Oqibati nima bo'ldi bularda? Bu odamlarni Alloh taolo o'zi rizqini keng qilib qo'ydi. Bularni podshoh qilgan, boy qilgan, mansabdor qilgan, vazir qilgan, qo'liga davlat katta bergan Alloh taoloning o'zi. Shuning uchun biz boylikni, dunyodagi kengchilik hayotni baxt deb qaramaymiz, birodarlar. Buni sinov deb qaraymiz. Birodarlar, boylik mukofot emas. Kambag'allik jazo emas. Boylik Allohning bergan mukofoti emas. Kambag'allik Allohning bergan jazosi emas. Bandalarim, berganim mukofot, man qilganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Agar qo'lida dunyosi yo'q odammi, baxtsiz desak, Iso alayhissalom baxtsiz ekanda. Allohni tanlab olgan Iso alayhissalom ustidagi yaxtagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Agar baxtni biz dunyo matohida deydigan bo'lsak, Iso alayhissalom eng baxtsiz odam bo'lish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambar birodarlar, eng baxtli odam bu inson. Yoki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotga podshoh payg'ambar bo'lishlik yoki faqir payg'ambar bo'lishlik ixtiyori berilganida payg'ambarimiz ikkinchisini tanlaganlar. Agar boy bo'lishlik saodatni ayni o'zi bo'lganida Rasululloh kambag'al bo'larmidilar? 2 kun qorni to'yib, oppoq yumshoq non yemaganlar Rasululloh. Qiyinchilikda hammasini ko'targanlar Rasululloh. Faqirona hayotni ixtiyor qilganlar va faqirlarni yaxshi ko'rishlik bilan rizqlantirgin meni deb duo qilganlar. Shuning uchun bilib olaylik. Biz o'lchab tushunchani to'g'rilab olaylik. Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini aytolmaysizlarmi? Qanaqa olgan zuvolasini? Xudoga yoqqan joyi borki, shuning uchun zuvolasini katta olgan. Xudoga yoqqan odamni birodarlar iymonini, solih amalini, o'lchov tushunchasini zuvolasini katta oladi. Ma'qulmi? Demak, haqiqiy saodat, biz aytayotgan haqiqiy saodat boylik, mansab, dunyo matohini ko'p bo'lishi yo oz bo'lishi bilan belgilanmaydi. Islomiy tasavvurdagi saodat, haqiqiy baxt iymon, solih amal va to'g'ri o'lchov tushuncha. Ko'pchilik odamni saodat haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Baxt nima deb so'rasangiz, odamlar shu dunyo matohidan nimaga yeta olmayotgan bo'lsa, shunga erishishlikni baxt deydi. Qaytarib aytaman. Baxt nima desangiz, dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyini baxt deydi. Bo'ydoq odam qarab turinglar-da, mana dunyo matohida kimi qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohidan shunga erishishlikni baxt deb o'ylayapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammal ladina shaqu fa finnar." Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. "Va ammal ladina suidu fa fil janna." Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Bu oxiratdagisi. Biz dunyodagisini aytayapmiz. Dunyodagisi. Baxt nimada, saodat nimada? Qo'lingga katta mablag' kelib tushdi. Yangi mashina sotib olding. Yangi uy sotib olding. Uylanding. O'zingni baxtiyor his qilasanmi? His qilasan. To'g'rimi shu? To'g'ri. Buchi, bu qanaqa baxt? Birodar, bu baxt emas. Bu xursandchilik. Xursandchilik vaqtincha bo'ladi. Baxt doimiy bo'ladi. Yangi telefon oldingiz, 13-uni. Bir hafta baxtli bo'lasiz, keyin o'rganib qolasiz. Demak, baxt emas bu. Bu xursandchilik deyiladi. Baxt
vaqtinchalik bo'lmaydi. Xursandchilik lahzadir, rozilik esa hayotdir. Xursandchilik lahzadir, baxt esa hayotdir. O'sha eng baxtiqaro odamda ham hayotda xursandchilik kunlari bo'ladi, lekin baxt deyilmaydi u, xursandchilik deyiladi. Qarang. Bu dünyanın matohi qo'lingizga kelib tushishi bilan sizning qalbingizda paydo bo'lgan xursandchilik sizga vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytaraman. Mana shu dünyanın matohi qo'lingizga kelishi sababli paydo bo'lgan qalbingizdagi xursandchilik sizga vaqtincha saodat shuurini beradi. Lekin haqiqiy saodat vaqtincha bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Mashina oldingiz. Endi baxtlisiz. Mashinangiz bor. Necha kun baxtlisiz? Bir hafta, 10 kun. Keyin ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadimi? Tugadi. Uyingiz yo'q edi. Uyli bo'ldingiz. Endi eng baxtli kishisiz siz. Uyingiz bor. Keyinchi ko'nikib qolasiz. Tamam. Saodat shuuri tugadi. Bo'yog'idingiz. Uylandingiz. Endi eng baxtli kishisiz. Endi xotiningiz bor. Necha kun baxtlisiz? Tugadimi shu bilan vaqtingiz? Tugadimi 40 kundan keyin baxt? Ana, keyin ko'nikib qolasiz. Qaytaramiz. Demak, dunyo matohidan sizning qo'lingizga bir narsa keldi, sizni quvontirdi. Bu xursandchilik, bu saodat emas hali. Chunki xursandchilik vaqtinchalik bo'ladi, saodat doimiy bo'ladi. Tushunarlimi? Mana doim sizni xursand qiladigan narsa nima? Doim u bilan quvonib yurasiz, xursand bo'lib. Namozingiz. Ertaman turasiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deysiz, quvonasiz. Biz bundan zerikmiz, demak, mana shu baxt. Tushunarlimi? Xulosa, dunyo matohiga bog'langan quvonch vaqtinchalik saodat shuurini beradi, keyin unga ko'nikib qoladi. Dunyo matohi sababli qo'lingizga kelgan quvonch bu hali baxt degani emas. Chunki baxt, saodat doimiy bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ibodati bor, haromdan uzoq, jannat umidida yashayotgan odam baxtli, faqat tushunmaydi u. Ilmsizligidan, ko'chadagi dunyo matohi ko'zga chiroyli ko'ringanidan, mana o'lchov tushuncha pishib yetilmaganligidan o'zini baxtsiz his qilaveradi. Anonim yo'q, manonim yo'q, anonim kam, manonim kam. Apple kompaniyasini asosi haqida nima bilasizlar? Dunyo matohida cho'qqiga yetgan, biznes olamida eng katta cho'qqilarni zabt qilgan Steve Jobs haqida o'qib beraman. 56 yoshida vafot etgan Apple kompaniyasining asoschisi. O'zini zamonasidagi eng peshqadam biznesmen. O'zidan keyin 7 yoki 8 milliard dollarlik boylikni qoldirib ketdi. 56 yoshida o'tdi. Bu Steve Jobs 8 yil davomida oshqozon osti bezini raki bilan kurashdi va mana shu kasal tufayli o'lib ketdi. Bu odam odamlar uchun tijoratdagi muvaffaqiyatning ramzi. Tushunyapsizmi? U mana shu o'limi yaqin qolgan paytda to'shagida yotib aytgan so'zlari bor. Juda ham ibratlanarli. Ki siz bilan biz yeta olmaydigan pulga yetgan. Biz yetolmaymiz, yetishimizdan yetmasimiz ko'proq. O'sha odam biz orzu qilayotgan narsani cho'qqisiga yetib turib, cho'qqiga chiqqanda bu tanlagan yo'li, bu oldiga qo'ygan maqsadi, bu o'lchov tushunchalari hech narsa emasligini e'tirof qilyapti. Biz hali yetganimiz yo'q u cho'qqiga. Biz yetolmaymiz ham u cho'qqiga. Yetgan odamga gapini eshitib turing. So'zma so'z o'qib beraman. Uning so'nggi so'zlari. Men biznes olamida muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqdim. Boshqalarning nazarida mening hayotim muvaffaqiyatning ramzidir. Biroq ishdan boshqa quvonchim kam edi. Oxir-oqibat boylik men o'rganib qolgan haqiqat edi xolos. Hozir to'shakda yotib, butun umrimni eslar ekanman, menga yaqinlashib kelayotgan muqarrar o'lim oldida men ega bo'lgan hamma e'tibor va hamma boyliklar ma'nosiz ekanini va oliy ma'nodan mahrum ekanligini tushunyapman.